Yumurta gelir durumu ne olursa olsun hemen her evde sofraların en vazgeçilmez yiyeceklerinden biri. Harika bir protein kaynağı olan yumurta, doyurucu, besleyici ve düşük kalorili olması gibi özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam için önem taşıyor. Ancak her şeyde olduğu gibi artık yumurtada da doğalı bulmak gittikçe zorlaşıyor ve kafalar karışık. Yumurta konusunda en çok bilinen ipuçlarından biri taze ve bayatı ayırmaya yarayan su testi. Siz de yumurtanın tazeliğini kontrol etmek isterseniz su dolu bir bardağa koyun. Yumurta suya batarsa taze, yüzeye çıkarsa bayat demektir. Çünkü bir yumurta yaşlandıkça içindeki küçük hava cebi giderek büyür, hava cebi yeterince büyüyünce yumurta yüzer. Peki yumurta sarılarının farklı renklerde olması hiç dikkatinizi çekti mi? Kimi açık sarı, kimi turuncu tonlardaki bu yumurta sarıları da tavukların beslenmesi konusunda bize bilgi verir. Aldığınız yumurtanın sarısı turuncuya yakın bir renkte ise serbest gezen, doğal çiftlikte büyüyen bir tavuğa aittir. Serbest gezen tavuklar güneş ışığı görürler, karanlık ortamda büyümezler. Doğal ortamda yetiştikleri için yumurtalarının besin değeri de son derece yüksektir. Yumurta sarısı açık renkli ise fabrikasyon olduğunu anlayabilirsiniz. Tavuğun yalnızca tahıla dayalı monoton bir beslenme düzeni varsa yumurtanın sarısı soluk bir sarı olur. Ancak yumurta sarılarının tonu zaman zaman mevsimsel şartlara göre de değişiklik gösterebilir. Satın alacağınız yumurtayla ilgili en kesin bilgi ise aslında üzerlerinde yazıyor. Nisan 2018'de yasal düzenlemeyle zorunlu hale gelen bu kodlara bakarak yumurtayla ilgili net bilgiyi öğrenebilirsiniz. Peki bu kodlar ne anlama geliyor? Kodun en başında TR ifadesinin solunda 0'dan 4'e kadar olan rakam size yetiştirme metodunu anlatıyor. Yumurta üzerindeki kod 0'la başlıyorsa bu organik şekilde üretildiğini gösterir. Tavuğa verilen yem organiktir ve tavuğa hiçbir şekilde hormon uygulanmaz. Yumurtalar arasında en sağlıklı olanı ve tabii ki en pahalısı budur. 1. Gezen tavuk yumurtası kodudur. Tavuğun rahatça gezebileceği alan mevcuttur. Ancak GDO'suz yem ve hormon kısıtlaması yoktur. 2. Kümes içinde dolaşan tavuktur. Bu tavuklar için dar bir kümes alanı düşünmeyin. Belirli bir kümes alanı içerisinde ama kafessiz şekilde rahat hareket edebilirler. 3. Kafeste büyüyen ve dolaşmayan tavuğun yumurtasıdır. Maliyeti düşük olduğu için en ucuza satılan yumurta da bunlardır. Kodda bulunan TR ifadesi ise yumurtanın Türkiye'de üretildiğini gösterir. TR ifadesinin hemen sağındaysa üretimin yapıldığı ilin plaka kodu yer alır. Hatta çoğu yumurtanın üzerinde zorunlu olmasa da yumurtlama tarihi de yazabiliyor. Videonun sonunda söz sizde. Hemen şimdi buzdolabına giderek evinizdeki yumurtanın en başındaki koda bakın. TR'nin solundaki rakam kaç? 0 organik, 1 gezen, 2 kümes, 3 kafes. Cevabınızı yorumlara yazarak evlerimizde en çok hangi yumurtayı tükettiğimizi anlamamıza yardımcı olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.